Hüseyin Gülerce. Bayram umudumuz nedir? Yıllardır bayramlarla, acılar, umutlarla gerilim ve çatışmalar iç içe. Bir anaforun kıyısında ya da bıçağın sırtında yürüyoruz. Bir yanda bayram sevinçleri, bir yanda kendi tankımız, silahımız, uçağımızla katledilen masumların, darbeye karşı koyan asker, polis, bütün şehitlerin acıları. Bir yanda 15 Temmuz'da savuşturduğumuz hain darbe teşebbüsü ve Çanakkale'deki gibi ayağa kalkan ve bütün dünyayı kahramanlığıyla yeniden şaşırtan asil bir millet.'' Bir yanda bu millete ihanet etmiş As subayından geneline, iş öğretmenine Yargı mensubundan emniyetçisine Sinsi FETÖ'cü teröristler Bir yanda Türk-Kürt kardeşliği, bir yanda bölücü terör örgütü PKK'nın, onun meclisteki Uzantısı HDP'lilerin ihanetleri Karma karışık bayram duygularına Bir de Suriye gailesinin getirdiği sıkıntıları Teyakkuzu, sınırlarımızı Teröristlerden temizleyip güvence altına alma Çabalarımıza ekleyin. İki asırdır İslam coğrafyası olarak Bayramlarımız bayram değil. Orta Doğu'da Afrika'da ve İslam coğrafyasının tamamı halk ile yöneticiler arasındaki derin farklılıklar, zalim yönetimler, adaletsiz gelir dağılımından öte uçurumlar, kanlı mezhep çatışmaları ümmet olarak bizi bayramlara hasret bıraktı. Kardeşliği esas alması gereken Müslümanlar bir yandan dünya hayatını, nefislerini tercih ederken bir yandan da kin ve nefretin batağına yuvarlandılar. Bu halden en az etkilenen bizken, şu FETÖ fitnesinin ailelerimizi nasıl böldüğüne, kardeşlerin, baba ile evlatların, hısım akrabalarının nasıl ayrıştığına, şu bayram günlerinde hüzünlere boğularak şahit olmuyor muyuz? Bu içler acısı halimizin tek suçlusu olarak dışarıyı zalim güç merkezlerini göremeyiz. Evet bir üst akıl var. Amerikası, İsrail'i, İngilteresi, Almanya'sı var. Bölgemizde menfaati olanlar Rusyası, İran'ı var. Batı küreselleşme olgusunu siyasi, kültürel, ekonomik hegemonyası için kullanarak gücünü, etkisini, sömürüsünü devam ettirme kararlılığı içindedir. New York'taki 11 Eylül 2001 terör saldırısı Batı'ya bu yönde tarihi bir fırsat sundu. Afganistan ve Irak işgal edildi. Diniyetler çatışması tezi İslam düşmanlığına dönüştü. Bush Afganistan ve Irak'ı işgal ederken Obama döneminde de Libya, Suriye ve Mısır'da yeni bir sayfa açıldı. Ortadoğunun üzerine Arap hazanı çöktü. Mısır'da darbeye yol verildi ve Amerika ile AB ısrarla darbeye darbe bile demedi. Bugün İslam coğrafyasının ve bilhassa Türkiye'nin bütün iç meseleleri Batı'nın doğrudan ilgi alanı içinde, takibinde ve kontrolündedir. Türkiye terör tehditleriyle boyun eğdirilmeye, kontrolde tutulmaya çalışılan bir ülkedir. Tamam bu gerçeği göz ardı etmeyelim. Ancak kendi sorumluluğumuzu unutamayız. İçeride bizim yönetim, yargı ve toplum olarak yapmamız gereken hayati bir vazife var. Adaleti ve hukukun üstünlüğünü sağlamak birinci önceliğimiz olmalı. Bayram sonrasında üç parti arasında bir anayasal uzlaşma olacağına dair kuvvetli umudum var. Daralmadan, tedirginlikten ve gerilimden bir an önce çıkmanın yolu olan bu altın fırsatı değerlendirmeliyiz. Devleti yeniden yapılandırmayı tartıştığımız şu günlerde ille de hukukun üstünlüğü demeliyiz. Güvenlik ve özgürlükler dengesinde ne güvenliğimizin sağlanmasından taviz vermeliyiz ne de insan haklarından, insanın eşrefi mahlukat olduğu inancımızdan. Terörün acılarını, terör örgütlerinin ihanetlerini unutmadan, onlarla mücadeleyi sulandırmadan ve savsaklamadan hazırlayacağımız özgürlük sivil ve demokratik bir anayasa bize gerçek bayramların yolunu açabilir. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hüseyin Gülerce Star